Kara toprakta henüz yılanlar uyur idi. Bunu fırsat bilen aşıklar Zeynep ve Ali, kalplerinde ışık, yüzlerinde ışık, birbirlerine aydınlık sözler fısıldadılar. Gizli gizli nikah kıydılar. Çünkü Ali Yeniçeriydi. Bu yüzden Yeniçeri nikahlanmaz diyenlerden uzak, dünya evine girdiler. Bir iki akraba ve Ali'nin Yeniçeri yoldaşı Yusuf'tan başka bu aşkın şahidi yoktu. Zaten ışıktan bir bağla bağlananların şahidi gönülleridir. Derken yılan uyandı. Purut'tan haber var mı Hüseyin ağa? Pek yok. İstikbalin resmi çizildi bile. Belki cenk bitti, belki... Ya buralara kadar gelirlerse? Moskov çarı Deli Petro eski ordusunu külliyen bozup yeni ordu kurmuş. Askerlerine alacalı bulacalı kefere kıyafetleri giydirip Frank sabitlere talim ettirirmiş. Ya o orduyla Azak kalasını kaptı, yürüdü, geldi. Yok. Prut'ta iş değişti. Bir aydır Anadolu ve Rumeli askeri, Tatarı, Kazağı, cem'an 200 bin nefer kahrolası çarın peşindedir. Moskova askeri Prut kenarına sıkıştı derler. Allah'ıma şükürler olsun, bitti demek. O zaman boyun eğme sırası Petro'ya geldi. Senin yeğen Ali, o da sefere Prut'a gitmedi miydi? Öyle. Yoldaşı Yusuf'la beraber. Zaten başı ateşte bir civandı. Moskova elinde kalıp seni bir başına bırakmaz inşallah.
Cenab-ı Allah zamanın sahibidir. Onun nezdinde bir saniye erken, bir saniye geç yoktur. Aşık olmak zamanı, ölmek zamanı, sefil olmak zamanı, mesud olmak zamanı. İnşallah Alim için henüz aşk zamanıdır. İnşallah. 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 Hadi vakittir. ...1711 yazında Osmanlı ordusu İstanbul üzerine yürüyen Moskov çarıyla büyük cenge girmiş, sonunda onları Prut Nehri kenarında sıkıştırmıştı. Çar Deli Petro'nun ordusu tükenmişti. Osmanlı savaşı bitirmeye hazırlanıyordu. Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa, Yeniçeri Ağası ve Sekbanbaşı gibi komutanlar son bir saldırıyla Moskov'un direncini kırmaya karar verdi. Moskov cephanesi buradadır. Topların hemen ardında. Lakin menzil dışındadırlar paşam. Doğru. Nefesleri tükendi. Bekledikleri yardım kuvvetlerinden de bir hayır gelmedi paşam. Ağlan, Sekbanbaşım, ne dersiniz? Topyekün bir hücuma geçip Moskov'u imha mı edelim? Yoksa devlet Giray Han'ın dediği gibi top ateşine kuvvet verip teslim olmalarını mı bekleyelim? Moskov'u tarihten kazıma vaktidir paşam. Bence hazır elimize geçirmişken toptan silelim. 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 Silsinler. Paşam, çok kan akar. Bunlar nehrin kenarına sıkıştılar. Kaçacak yerleri yok. Can havliyle direneceklerdir. Zayiatımız ne kadar olur Mustafa Paşa? Eğer teslim olmazlarsa en az 10.000 kul şehit olur. Lakin onlardan da 30.000'i sileriz. Peki o zaman ne etmeli? Tedbiriniz nedir? Paşam, ben gönüllü bir fedai bölüğü hazırlayalım derim. Şehadet şerbeti içmiş, 50 serden geçti. Petro'nun ordugahına bıçak gibi girsinler. Eğer cephaneliği yok etmeye muvaffak olurlarsa mukavemetleri kırılır. Ardından da bizzat ben dahi yeniçerilerimle hücum eder, cümlesini İslam kılıcıyla lokma ederim inşallah. Sekbanbaşı ağam doğru söyler paşam. Ben de en münasibi budur derim. 50 neferlik bir bıçak bölüğü. Ağam, sen adamlarını seç. Ben önlerini açacak bir yol bilirim. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Yusuf'um be, ölüm Allah'ın emri de bir kere daha göreydim şu gül yüzlü Zeynep'imi. Onu Allah bilir Halim. Koskoca cenklerden sağ salim çıktık. Bundan da çıkarız Halim Allah. Kavuşursun Zeynep'ine. Allah'ın yardımıyla yarın Moskov siperlerine dal kılıç gireceğim. Ama geri döner miyim? Zeynep'i bu göğüste tekrar uyutabilir miyim bilemem. Beni de titreten budur be Yusuf. Yeniçeri ile evlenmek, Azrail ile sözlenmektir derler Halim. Senin yine arkandan ağlayan birileri var. Ya ben? Ben ne yapayım? Kimim kimsem yok. Hadi be ayran gönüllü. Kaç kere aşık oldun şu güne kadar? Yok Halim, öyle değil. Senle Zeynep gibi koskoca cenklerde boğuşurken canıma can verecek bir yârim olsun istiyorum Halim. Yusuf, bak. Olur da yarın bana bir şey olursa bunu Zeynep'e vermeni istiyorum. Ben de şehit düşersem bu hançeri sakla. Çocuklarını anlatırsın. Bir deli yiğit, yetim Yusuf vardı dersin. Dua açılmamış kalbiyle Hakk'a yürüdü dersin. Olur da ölürsem cesedimi düşmana koma halim.
değerli yoldaşlar. Topçu ateşi yolunuzu açacak. Deli Yusuf, sen soldaki cephaneliği patlatacaksın. Seni Seyfullah ve yoldaşları takip edecek. Yavuz'un Ali. Seni Abdullah ve öbür bıçakçı yoldaşlar kollayacak. Fare gibi olacaksın. Kedi gibi tırmanacaksın. Vazifen sağdaki cephaneliği patlatmaktır. Yeri burada. Arabaları geçince ağaçların arkasında. Haydin! Gazanız mübarek olsun! Şehitler Allah! İçin vurun! Muhammed için vurun! Ali için vurun! Hünkâr için vurun! Kaman durmaz! Haydi yoldaşlar! Soldatik Bingo! Etti artık. Ardına bakar ol Yusuf. Cette konuşan Allah sevmez Ali. Sakın ölme ne olur.
topları fitilleri. Zeynep'i. Buradasın işte. İstanbul'u da alırım deyip Osmanlı'ya savaş açan Çar Deli Petro aman diledi, beyaz bayrak çıktı. Bu muymuş Mustafa? Yolsun! Allah taksiratını affeyle. Hadi selamet. Sağ ol. Oğlum Ali, Zeynep duysa fücreten giderdi. Bir tasvirli kaytan için değer mi? Ben yaptırırdım sana yenisini. Vallahi bazen bir rüya alamıyorum. Kendimi bile durduramıyorum. Bre Yağız'ın Ali. Ben de seni akıllı bilirdim. Topçu ateşi başladığında niye geri döndün oğlum? Şey ağam, ota yağdigarı kılıcı düşürmüştüm. Onu bulmak için geri döndüydüm. Kılıcın, sen onu bulunca sevindin mi bari? Neyse. Bu seferlik seni affediyorum. Yoksa emre itaatsizlikten 20 değnek vurdururdum, bilesiniz. İkiniz de sağ salim gönderen Rabbimize hamdolsun, şükrolsun. Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa, Moskov'un hezimetine şükretti. Aman dileyene aman verilir deyip, sulh görüşmeleri için yardımcısı Osman Ağa'yı görevlendirdi. Hepsini götürün.
Bana böyle söylenmedi. Böyle söylemediler. Sadece 50.000 kişiymiş. Yeniçeri güçsüz düşmüş. Ayaklanma yakınmış. Kantemiroğlu! Osmanlı seni de kandırmış. Burada sefil, pis fareler gibi kısıldık kaldık. Ordu hazinesine 6 arabaya yüklettim. Şimdi de herkes hediyelik bir şeyler versin. Nasıl yani? Ben burada ölmeye hazırlanırken sen hazineyi mi düşünüyorsun? Seni öldüremezler. Burada. Çar Petro ölürse Moskova'da başka bir Petro tahta çıkar. Seni öldürmek Rus çarını elden kaçırmak olur. Benim canım üzerinden Osmanlı ile pazarlık başladı demek. Düştüğüm şu hale bak. Bizden senin hayatını değil, Rusya'yı istiyorlar. Ben de ordu hazinesini verip Rusya'yı ve ordumuzu kurtaracağım. Tabii bu teklifi kabul edecek birini bulursam. Hadi. Şu kara kara düşünen Adem Kantemiroğlu'dur. Osmanlı'dan yüz çevirip Petro ile işbirliği yaptığına pişman olan Boğdan Bey'i. Osmanlı'nın saray okulundan yetişmiş bir müzik alimi. Saklamaya çalıştığı da Osmanlı padişahının bir zamanlar ona hediye ettiği Gümüş Lale namlı müzik kutusudur. Efsanedir derler ki Kantemiroğlu, İstanbul'da saklı büyük Konstantin hazinesinin iki bekçisinden biriydi. Bu hazinenin sırrını ustalıkla Gümüş Lale'nin içine gizlemişti. Bak Georgios. Benden ibret al. Dostunu doğru seç. Amcam, belki de dönebiliriz. Bak evladım. Ta kadim Roma'dan kalma Konstantin hazinesinin son bekçisiyim ben. Ben bunu efsane sanırdım. Burada kalamam artık. Pedro can derdinde. Beni umursamaz. Yakında belki de kellemi Osmanlılara verir. Vermezse de... Ben her şeye hazırım. O zaman... Bu Gümüş Lale'yi... İstanbul'daki ikinci bekçiye götürmeni istiyorum senden. İkinci bekçi de mi var? Hazinenin sırrını Padişah Avcı Mehmet'in bana armağan etmiş olduğu bu musiki kutusunda sırlarım. İstanbul'a ulaşmasını istiyorum. Ben yaparım amca. Atalarımın hakkı için yaparım. Aferin. Barış görüşmesinin sonunda Katerina aradığını buldu. Sadrazamın yardımcısı Osman Ağa'nın gönlünü hoş etmeye karar verdi.
Osman Ağa. Oturun. Perişanlığımızı mazur görün. Kraliçe Hazretleri, hem Osmanlı hem Moskov askerleri sulh görüşmesinde. Benim burada olmam pek münasip değil. Ama geldiniz. Bir kraliçenin davetini geri çevirmek ayıp olurdu. Buyurun, oturun. Sulh görüşmelerini burada sizinle mi yapacağız? Ben sulh söz konusuysa kalabalığı değil, baş başa olmayı, askeri değil, bir siyasetçiyi tercih ederim. Teveccühünüz. Kudret sahibi kadınlar, kuvvet sahibi siyasetçileri hemen tanırlar. Hele kudret böyle bir ihtişama sahipse. Çarımız Osmanlı'yla ebedi bir barış yapmak istiyor. Ben yalnızca cihanı külliyen ele geçirmek isteyenlerin ebedi barıştan söz ettiğini gördüm. Karşılarında cenk edecek düşman bırakmak istemeyenler böyle konuşurlar. Ama yenilgiyi kabul edenler de böyle konuşabilir, değil mi? Öyledir diyelim. Yenildik. Bunu kabullendik. Ve üstelik elçilerimizin eşyalarını 6 arabaya yüklettik. Bu 6 araba size ve saygıdeğer satrazama hediyedir. Elçilerin eşyaları mıdır hediye? Tüm ordu hazinesi de diyebiliriz. 10 milyon kuruşluk bir hediye. 200 bin Osmanlı askerine paylaştırılacak. Yok olacak. Keşke biri barışa katkısı olacak şekilde kullansa. Tabii. Arabalar yüklendi. Emrinizde. Nereye isterseniz oraya gitmeye hazırlar. Gelin o hediyelere birlikte bakalım. Kantemir yeğenine Osmanlı ordugahını geçene kadar Moskov neferi kıyafeti giydirdi ve gümüş laleyi onun eline tutuşturdu. Evladım, bunun alıcısı hazır. Porfirios Kalimaki. Helal, Porfirios Kalimaki. Gerekirse canını ver ama bunu yerine götür, İstanbul'a götür. Tamam mı? Tamam. Hadi. Peki. Moskov ordu hazinesi erimiş gitmiş. Ganimet diye 3-5 sandık bir şey kalmış. Olur mu öyle şey? Petro'nun yola çıkarken cümle hazinesini yanına aldığı hepimiz tarafından malumdur. Onca hazineyi ne ettiler? Hünkârımıza ne deriz? Hey Allah'ım! Tahminim odur ki yolda erzak almak için harcamışlar. Topları da parçalanmış. 30 topu da yolda muhtemel bir düşman saldırısına karşı savunma yapmak için yanlarına almak ister. Paşam. Ama Yeniçeri'yi ganimetsiz bıraktık. Fedailer, serden geçtiler, zaferi kanla ödeyenlere reva mıdır bu? Moskov'un başka bir oyunu olmasın? Doğru. Gamlarını almak lazım. Hemen birikmiş 2,5 milyon akçe ulüfeleri dağıtılsın. Moskov hazinesini taşıyan Moskov neferleri Yeniçeri kılığına girmiş, Osmanlı ordugahına doğru yola çıkmıştı.
Osman Ağa, adamı Cemal'i de onların yanına kattı. Hadi şimdi durma git. Hazineyi al doğru Edirne'ye. Orada söylediğim yerde beni bekleyin. Acıkmadın mı Deli Yusuf? Sen mi geldin? Acıkmam malim. Deli gibi açım vallahi. Biberli pirinç çorbası. Hmm. Aha Moskov da gider. Ganimet pek yok derler Ali. Duydun mu? Olmasın. Heriflerin yakasındaki nişanı bile sökmüşüz. Devlet aldı payını. Azak Kalesi geri geldi. Ama Yeniçeri'ye sade bahşiş kaldı. Yok yok. Bu işin sonu fena. Var mı öyle kelle koltukta savaşıp da? Bire sen bahşişini almadın mı? Büyüklerin işine karışma. Bu arabalar nereye gider? Moskova arabaları değil mi bunlar? Neden ordudan ayrı giderler ki? Ben gidip bir bakacağım. Bre deli olan ben miyim sen misin? Çorbacığa doğratır bizi. Bizi mi? Ne bizi? Bre ne oluyor burada? Kazak bunlar. Rus arabalarına saldırırlar. Koşun, kaçıyorlar. İstanbul'a götür. Fener beylerinden Porfirius Kalimaki'ye. Kime dedin? Çok para verir sana. Bir hazine verir. Bunu... Bre vallahi de billahi de Rum'dur bu. Neden Yeniçeri esvabı giymiş ki? Bilemedim. Ey Deli Yusuf! Ali! Ne oldu orada? Ağam, bize saldırdılar. Kim? Nerede? Teo Ağaçlık'ta. Bu herifi kovaladılar, sonra da vurdular. Bre nedir o elinizdeki? Osmanlı Yeniçerisi çapul yapmaz. Bre vurulan adamın elindeydi. Nedir bilemedik. Vay vay vay. Muskası buymuş demek. Çapula çıkmış bunlar belli. Adam bunlarla vuruşmuş. Birini de delmiş.
Ama kaçarken sırtından okumuşlar. Ağam bir dur. Gidin, ileride elçilerin ağırlıklarını götüren arabalar var. Biz nedir diye bakmaya geldik. Ganimetsiz kaldık. Bari elçilerin ağırlığını kaldıralım. Müddetiniz yoksa. Bunları sizden başka gören olmadı mı? Belki de olmuştur. Bu işin içinde başka bir iş var. Bu uğursuz cenk sizde mi deletti? Ganimet yok diye gizlice çapula mı çıktınız? Ampir aşkına. Yeniçeri yeminini boşuna etmedik. Yiğitlikte namınız malumdur. Ama bugün hava pek dumanlı. Sekbanbaşı ağam, biz dumanı dağıtalım diye, ihanet kokusu aldık diye buradayız. Anlattıklarınız yalansa gitti kelleniz. Ağa, bu ikisini mutfağa koyup demire yatırın. Yakışmaz bize ağam. Biz de nehir kıyısına gidip bir bakalım. Avcı Mehmet Han'ın tuğrası. Nasıl bir iştir bu? Cemal ağa, ne arıyorsun burada? Şey ağam. Konuşsana be adam. Ne oldu hazineye? Ağam çaldılar. Ne? Kim çaldı? Konuşsana be, konuş! Kazak haydutlarla vuruştuk. Kervanı bastılar. Çok çarpıştı. Herkes öldü. Bir ben kurtuldum. Aman Allah'ım. Nedir bu başıma gelenler? Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağız? Şey ağam. Bu vaziyeti 36. ortadan iki yeniçeri gördü. Mahvolduk şimdi. Ne yapacağız peki? Telaş etmeyin ağam. Onlar da bu vaziyetin farkında değiller. Buldukları bir torba yüzünden herkes onları çapula çıktı zannedi. Sekbanbaşı mutfakta demire yatırdı. Onları susturmak lazım. Öldür gitsinler. Öldüremiyorsak eğer yazdır sürgün emrini. O iki şeytanı İstanbul'dan uzak tut. Sen miydin? Abdullah Stenka. Hep böyle sessiz gelirsin zaten. Ne oldu? Yeniçeri kılığında Moskovlar ve bazı boş sandıklar bulduk. Lakin ordu hazinesi ortada yok. Katerina'nın hazineyi Osmanlı'ya değil, Osman Ağa'ya teslim ettiğinden eminim. Gelen habere göre çardan hoşlanmayan Kazak haydutlar bütün hazineyi yolda çalmışlar. Evet. Kazaklar. İhtimal ki sallara yükleyip Karadeniz'e ulaşmışlardır. Hemen bu vaziyeti padişaha haber etmek lazım. Evet.
Her şey İstanbul'da ayağın olacak. Sekbanbaşı Rus ganimetinin var olduğunu ve çalındığını anladı. Avcı Mehmet Han'a ait gümüş laleyi hilenin delilidir diye gizlice padişaha ulaştırdı. Cihan'ın bu zamandaki padişahı 3. Ahmet Han, musiki kutusunun üzerinde babası Avcı Mehmet Han'a ait altın tuğrayı görünce şaşırdı. Kantemiroğlu'nu hatırladı. Validesi bu kutuyu Kantemiroğlu'na bir bestesini beğendiği için hediye etmişti. Cihan'ı dolaşıp yuvasına dönen bir mücevher. Padişah da ihaneti anladı, kutuyu validesine göndertti. Gümüş lale. Sekbanbaşı kimseye emanet etmeyip padişahımıza göndermiş sultanım. Prut'ta iki kul ele geçirmiş bunu. Aha, bu Cennet Vakan Mehmet Hanımızın hazinesindeydi. Ben bunu Kantemiroğlu'na hediye etmiştim. Sultanım, korkarım bazı reziller Moskov ganimetini kaçırmışlar. Bunu da işlerinden kaçan birinin üzerinde bulmuşlar. Kim cüret edebilir askerin ganimetine el koymaya? Ahmet Hanımızın da emriyle bulacağız sultan. Kapımızda yetişmiş insanlara itimat etmeyeceksek kime itimat edeceğiz biz? Ali Osman'ın bahçesi çok büyüktür. Büyük bahçe. Yılansız, çıyansız olmaz. O zaman yılana karşı sansar olmak lazım. Gün senin günündür. Benim Ali, tanımadın mı? Kim? Beni unutmaya çalışacak ama unutamayacaksın. Ruhumda boşluklar var Ali. Sana kendimi hatırlatacağım. Moskov seferinden dönmüştür kız. Asker mi? Dua et Ali'm yaşıyor olsun Meryem ablam. Allah'ım sana sığındım. Muhammed Mustafa'nın yüzü suyu hürmetini. Ali'mi bana bağışla. Rabbim sen büyüksün. İsa Meryem aşkına kavuştur aşıkları. Allah Allah. İllallah. Talu beladan beri hakkın birliğini eyledik ikrar. Bu yolda vermişiz canı ser. Nebimiz vardır Ahmed-i Muhtar. Ezelden beri mestanederiz. Nur-i ilahide pervaneleriz. Bir bölük bu cihanda serseri divaneleriz. Canikli Bursa'ya gidermiş. Karadonlu da Kahire'ye. Elbet ben gidecek değilim ya Bursa'ya. Ah felek. Garibim ben, garip. Yurdundan yuvasından ayrılanlar garip olmaz. Garip diye sadık dosttan mahrum kalana denir. Bire gediği boş Yusuf. İslamoğlu halisi ocakta bucakta senden kurtuluyor. Acem Şah Hüseyin'e komşu gidiyor. Van Kalas. Mahmutoğlu Ali. Seni daha tantanalı bir yere sürdüler. Cezayir eyaleti, Telemsan Kalası. Yallah. Zamanı var. Asıl dert,
Ben şimdi bunu Zeynep'e nasıl anlatacağım? Anlatacaksın. Ne yapalım? Yusuf, Van Kalesi'ne gidiyorsun. Ben Cezayir. Aklın alıyor mu bunu? Alıyor. Ağlayıp da gözümden mi olacağım? Şunun şurasında 2 günüm var. Yaşadım yaşadım. Sonrasını ne bileyim. Elbet insanın bir bekleyeni olmayınca böyle cak cak öter işte. Ah bir yavuklum olaydı da bekleyeydi. Seninkisi nimet. Ben han köşelerinde, meyhanelerde... sürterken... sen aradının koynunda... Acaba Selim Hoca'ya gidip bir elini mi öpsek? Adamın o kadar hakkı var üzerimizde. Utanırım Halim. Bize güvenmiş adama... nasıl sürgün olduk diyeceğiz. Yusuf Paşa'nın emriyle... cümle ortalar Ulüf'e dağıtıldıktan sonra bir haftalığına izinlidir. Hain hükmü çıkanlar... 2 gün izin kullanacak, harcılahlarını alıp yola çıkacaklardır. Haydi yoldaşlar! Padişah çok yaşa! Padişah çok yaşa! Padişah çok yaşa! Gelsinler. Osman'a, söyleyesin, Moskov keferesinden kurtulmalık diye ne aldınız? Ganimete ne oldu? Hünkârım, ele geçen her şeyi yükleyip ordugaha getirdik. Başka ganimet varsa bundan benim haberim yok. Bre koskoca Moskov ordusu, hazinesiz sefere mi çıkar? Hepsini sen sayıp teslim almadın mı? Hünkârım, perişandılar. Anlaşılan güvendikleri kazaklar onları içlerinden vurup talan etmişti. Kaç top saydınız Moskov taburunda? Abdülbaki Efendi gidip saydı. 36 dedi. Sen ne dersin bu işe Sekbanbaşı? Mirza Tatarları peşlerine düşüp gözledi hünkârım. 120 top denklere bağlamışlar, kaçırmışlar. Kaç araba çıktı taburdan Yusuf Paşa? Hünkârım bu mesele için Sekbanbaşı'nı vazifelendirdik. Nasıl girmişler bilen yok. Lakin bizim metrislerden sabah 6 atlı araba çıkarken görmüşler. Moskova elçilerinin ağırlıklarıdır. Moskova yetiştiririz demişler. Kul da bırakmış. Ama bir daha gören olmamış hünkârım. Benim dahlim yoktur. Elçi ağırlığı yüklü arabaları duyunca gelip bana arz ettiler. Ne iş eylediniz, neden yoklamadınız arabaları dedim. Ama şimdi ben de bilemedim ki bu ne haldir. Ağırlıksa Moskov'la birlikte gitmiştir. Bak Akyet Hüda, bu işte zuhur eden fitnede dahlin ve dahi yalanın varsa, Resulü ahir zaman hakkı için seni hemen katlederim. Haşa, haşa. Hünkârıma yalan ne haddime. Peki ağa. Gönlünü hoş tut. Padişahımızı da kandırmışlar. Ya maalesef. Allah encamımızı hayır eyle. Amin. Geldi mi? Buradayım ağam. Lalam, sen ne dersin bu işe? Ketüda'yı boş yere mi taciz ettik? Takdir hünkârımındır. Lakin ben kulunuz. Sizinle aynı fikirde değilim. Çünkü çok çabuk ikna oldunuz. Şüphe gerekir. Sizin hükmünüz Allah'tan sonra önünde durulamayacak tek hükümdür. Lala Hazretleri şüphesiz bunu bilir. Lakin bildiği halde muhalefet ediyorsa bir bildiği vardır hünkârım. Lalam benim ışığımdır. Lakin aklın ışığı Lala'dan da benden de
daha büyüktür. Çağırın Abdullah Ağa'yı gelsin. Gelsin de görelim. Osmanlı ne için sadece gücün değil, aynı zamanda aklın da devletidir. Aman hünkârım, itmen. Tanır mısın? Yoksa Stenka Pugaçev olarak mı bilirsin onu? Ben bunca zamandır Moskov casuslarını hep hileyle aldattım. Hünkârım, paşalar, beyler. Herifleri ta buralardan kandırıp şereflerini iki paralık ettim. Hepsini birer civciv gibi avuçlarımda topladım. Ama sen geldin, aslanın ağzından ceylanı çektin aldın. Ben Petro'yu silecektim. Sen ve o sadrazam olacak adam, benim bütün emeklerimi sildiniz. Hünkârım, pişmanım hünkârım. Hünkârım. Melun! Zaferin ganimetini kula dağıtmakla mükellefsin ama sen mideni doldurursun yetim hakkıyla. Aman hünkârım, aman. Bostancıbaşı! Al huzurdan şu herifi! Alın şu herifi huzurumdan! Aman hünkârım! Çiz vurun kellesini! Bağışlayın hünkârım! Ne olur, ne olur hünkârım! Bağışlayın, bağışlayın hünkârım! Neydi zindandaki Moskov elçisinin adı? Tolstoy. Kont Tolstoy hünkârım. Onu salın. Moskov cengi bitmiştir. Elçiye zeval olmaz. Şimdi zaferin zararını halka geri ödeme vaktidir. İbrahim Ağa, Moskov cenginde zerre kadar zaferimiz varsa bu baltacının değil, senin ve yoldaşlarının eseridir. Ziyadesiyle haz eyledim. Ekmeğim cümlenize helal olsun. Ağam, yoldaşlarını işe koşma vaktidir. Ne alemdeler? Hünkârım, ben de müsaade alıp Hafiye gönderelim. Böcek salalım. Ganimetin akıbetini sormaya bakalım diye düşünürdüm. İbrahim Ağa, bu iş esrarlı ve derin bir iş. Sırlanın ve derine inin. Gün sizin gününüzdür. Ferman hünkârım. Kazak çapulcular, Osman Ağa ve adamlarına gönderdiğimiz hazine arabalarını yağmalamışlar. Bu kayıptan da bir kazancımız olacağını düşünüyorum. Anlamadım. Adamlarımız o kazakların peşinde. Hazine ya Venediklilere ya da İranlılara satılacak. Bunu önlemeye çalışıyorum. Malı İstanbul'daki adamlarımıza göndereceğiz.
Katerina, Katerina. Muhteşemsin. Zekana hayranım. Ağalar, ganimeti çara mı götüreceksiniz geri? Çara mı? Hem elimizden alır hem derimizi üzer. Acemlere yahut Venediklere okutacağız. Müşterisi var zaten. Bak Kazaka, iyi düşünürsün, güzel düşünürsün. Lakin yol uzun. Bir yığın tehlike, bir yığın rüşvet. Ben buna İstanbul'da başkası ne veriyorsa iki katını verecek birini bilirim. Kimdir? Gevher Hatun. Hiç duymadım. Sen nereden tanırsın? Onunla çalışırım. Sana neden itimat edeyim? ticaret yapıyoruz değil mi? Aceme Venedikli'ye niye güveniyorsun? Bize ne vereceksin? 2 milyon kuruş. 50 bin kuruş da peşin. Düşünelim. Ya Halim, bu kadar kafana niye takarsın? Sürgün meselesi işte. Sürgün meselesini Zeynep'e nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Hani onu geçtim. Cemal Çavuş. Kafayı taktım ben Cemal'e. Ne kafana takarsın ya? Takacak şey mi yok? Yürüyün! 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 Acele edin! Savunun! Aha. Acele edin! Yürüyün! Yürüyün! Savunun! Amca savun! Ne yapıyorsun sen ha? Amca ne durursun sen burada? Cemal Çavuş. Gel hadi gel. Uğursuz herif. Kısmetin önünü kesmek de ne demektir? Yatırın bunu falakaya. Yürü hadi. Kışla et taşıyan Yeniçeri'nin önüne çıkılır mı? Durun. Yapmayın Saro durun. Bırakın dedemi yalvarıyorum size. Cemal Çavuş. Durun dede. Dede bırakın dedemi. Bırak adamı gitsin. Vay çapulcu kardeşler gelmiş gene. Ona bak Cemal Çavuş. Lafını bil. Halka zulmetme. Duydun herif sağ. Yatırın dedim falakaya. Yapmayın, yapmayın, etmeyin evladım. Bre gurbet kuşları. Yallah demedim mi size? Bırak adamı gitsin işte. Sağır görmüyor musun? Geri içeriye yakışır mı bu? Ne durursunuz? Tekman başının emridir. Tiz ocağı var orada. Aşçı usta et bekler. Nedir bu acele ha? Bilmez misin? Padişah efendimiz Osman Ağa'nın kellesini aldı. Ya susacak değil ya. Ziyafet veriyor. Osman Ağa. Ne ya Osman Ağa. Hadi hadi elinizi tiz tutun. Hak etmiştir. Hadi ağa. Sen de evine git. Hadi bacım. Hadi dede. Cemal Çavuş'ta bir gariplik var. Hem de nasıl? Ali ben karar verdim. Bir Selim'in yanına gidiyorum. Oldu. Selamımı ilet. Ben de artık Zeynep'e gideyim. Hadi. Selametle.
Benim Zeynep. Ben Ali. Ali? O kimmiş? Yazın Ali. O kim ne demek bre? Açmayacağım. Nedenmiş o, açsana. Hem avradım diyeceksin hem de herkesten gizleyeceksin. Hem de aylarca yanına uğramayacaksın. Yok öyle, ben istemem. Ya ne diyorsun bilmezmiş gibi? Vallahi öyle. Zeynep hadi lütfen aç, içeride konuşalım. Olmaz. Namahremsin. Kim bilir kimlerle düşüp kalktın bunca zaman. Sen beni boşamışsındır çoktan. Girdin mi kadın, açsana. Kim bu kadın? Kimin bu velet? Allah ablamı sana bağışlasın. Ablam, güzel ablam. Başımızın gözümüzün sadakası olsun. Beni içeri almayacak mısın? Levh-i Mahfuz nedir Adem Efendi? Allah'ın katındaki sırlı bilgilerdir Pirim. Allah'ın katındaki sırlı bilgilerdir, evet. Her şey ve bütün bilgiler de bundan çıkmadır, doğru mu? Doğru. Şimdi bu ağaç ne ağacı? Manolya ağacı. Değil mi? Ama bakın başka ağaçlar da var. Hepsi onlara ait bir söz altında toplanmışlar. Nedir o? Ağaç. Bütün ağaçlar da nebat sözü altında toplanmışlar. Nebata ait bütün sözler de mahlukat sözü altında toplanmışlar. Ama mahlukat denirken sadece nebatat yok. İnsan var, hayvan var. İşte bütün bunların hepsi de varlık sözü altında toplanmış. Meşayyun gezginler demek, değil mi? Gezginler. İbn-i Rüşd onlardan mıydı? Evet pirim. Nerede yaşardı İbn-i Rüşd? Endülüs'te. Vay Yusuf'um vay. Demek dönebildin. Gözlerimiz yollarda kaldı vallahi ya. Ali dönebildi mi? Merak etme pirim. O da döndü. İyi. İyi o halde, iyi. İyi kazanız hayırlara vesile olsun. Sağ ol ağam. Gerçi pek hayırlı haberler işitmedik Bulut'tan. Pirim, çok badireler atlattık. Sırlı işlere bulandık. Derdimiz büyük. Oğlum dur, dur, dur. Daha bir selam verdim, dur. Şimdi... Bugün burası biraz kalabalık. Bizi rahat konuşturmazlar. O zaman ben yanıma Ali'yi de alıp geleyim yarın. İki gün izindeyiz Ali'yle. İyi. İyi, iyi vallahi. Tamam. Nerede kalıyorsun? Ocakta mı, dışarıda mı? Karamanlı Hanı'nda kalayım diyorum. Ali'yle orada buluşacağız yarın. İyi. İyi tamam. Ben de oraya gelirim. Hem Hüseyin Ağa'yı da görmüş olurum. Selametle pirim. Selametle. Selametle. Sırlı cengaver. Güllü Sultanımız gümüş lalede bir sır olduğunu düşünüyor. Haklı. Ne ola ki bu sır? Moskov'ta kaldığım zaman sürecinde Büyük Konstantin efsanesini sıkça dinlemiştim ağa.
bu cihanın en büyük hazinesidir. Cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han'dan beri aranır. Sen gümüş lale ile bir alakası olduğunu mu söylüyorsun? Hemen hemen. Zira Kantemir'in o efsane hazinenin iki bekçisinden biri olduğu kuvvetle muhtemel. Katerina Kantemir'i bu hazine için ayarttığını... Niçin bu kutuyu elçi ağırlıklarından ayrı taşıdılar o zaman? Nereye götürüyorlardı acaba? Hazinenin diğer bekçisi kimse ona. Ama bizim elimizde hiçbir şey yok. Aa, mesele şu. Osman Ağa ordumuza giden ganimeti çaldı. Kazaklar da ondan çaldı. Gümüş lale ondan ayrı bir şey. Ama Katerina bir yolunu bulup hazineyi İstanbul'a getirecek. Diyorsun öyle mi? Evet öyle. Niye? Ve kime? Buradaki köstebeğe. Ah, o casusu öğrenmek için senelerimi verdim. Bir keresinde de çok yaklaştım. Pedro bir gün İstanbul'un tam kalbindeyiz dedi. Onları bir kadın içeriden yıkacak dedi. Erkek gibi bir kadın dedi. Dur. Tövbe tövbe. İnsanın içi ürperiyor. Tesellimiz bu işte. Sayende Prut'la Çar'ı hüsrana uğrattık. Ve bu hazineyi ele geçirirsek cihanda artık sınırlarımız bize yetmeyecektir. Gevher Hatun der ki, Mısır, Konya, Trabzon, Selanik, Revan ve Şam teşkilatlarının değerli fedailerine hoş geldiniz der. Gevher Hatun der ki, gümüş lale her ne pahasına olursa olsun ele geçirilecek. Çünkü onda Romalıların kayıp hazinesinin sırrı gizlidir. Gevher Hatun her birinize mücevherler bağışladığını söylüyor. Dediğim gibi bir kumaş. Kaldır bakalım. Çok iyi bir kumaş. Heh. Şöyle bir bakalım. Çok nadide bir şeye benziyor. Kaldır şöyle güneşe. Ağam bir kaldır. Heh. Şöyle bir uzaktan bakayım.
Cacık var mı? Cacık olmaz ama hiç. Cacık. Tamam. Güle güle. Hadi güle güle. Merhaba. Oh. Merhaba arkadaş, buyur. Bir oda isterim. Oda istiyorsun değil mi? He. Odayı hallederim, kolay da. Şimdi sen Yeniçeri değil misin ya? He ya, Yeniçeriyim. Ne oldu, Aksaray'da yer kalmadı da buraya mı düştün? Yoksa seni ocaktan mı kovdular? Yok ağam, tayin iznindeyim. Tayindasın. İyi. Eski hancı, beni iyi bilirdi. Şu boylarda, neydi adı? Kiryakoy diyor. Hah, Kiryakoy. Ne olmuş kanka, ne oldu ki? Ben de onu diyorum, ne oldu ona? Ha, o. Babana rahmet, öldü yazık. Deme ya. He, öldü. Toprağı bol olsun. Olsun işte. O ölünce biz de burayı aldık ailecek. İşte yok bebeşime. Güzel. Güzel güzel. Ha, buyur, şey mi? Adın ne arkadaş? Yusuf. Yusuf. Ben evvelden beridir gelir giderim bu hana. Be. Hüseyin'e ahbabım olur. Hüseyin'e ahbabın mı olur? He ya. Söylesene arkadaş Hüseyin'e ahbab olur diye ya. Dedik dedin ki ağam. Ya arkadaş kusura alma ya. Şimdi odalarımız hazırlanıyor biliyor musun? Hazırlansın da haber edeyim ben sana, iyi değil mi? Oldu o zaman. Müşterin bol olsun. Olsun, sen işlerini hallet, ben sana haber edeyim. Hadi eyvallah. Hadi. Aferin. İyi olan maşallah. Püskül de var. Değil mi? Kız, kız Liza, bana bak kız. Liza, müşteri geldi kız, ilgilensene şundan. Ne? Liza. Ciğerinde yattığın birine İngiltere geldi. Oh. Müşteri şu mühürler tarafındaki şu oda var ya. İki dakika bir hazırla hadi. Hadi kadar alırım ben seni. Kop. Anne. Tatlı kızım, bir müşteri varmış ama hazırda oda yok. Sen ocağa bak, ben bir çıkıp temizleyeyim onu. Heh. Anacığım her şey sen koşma artık, ben hallederim. Hangi oda, sen bana onu söyle. Ay tatlı kızım benim. Mühürdar tarafındaki depoda var ya. Ha? Tamam. Ne? Tamam, ne? Abi, sen yine Marco'nun avlusuna mı gidiyorsun? Evet. Akşama muazzam bir dövüş var. Çok paralı, çok çok. Babamın yüreğini indireceksin, biliyorsun değil mi? Hancı olmak zorunda mıyım? Nesi varmış hancılığın? Babama benzemek istemiyorum anne. Zaten benzemiyoruz. Oldu. Sen git kavga et, dövüş et. Biz de senin yaralarını saralım. Anna, anna. Bana bak. Tamam kardeşiz. Ama aynı olmak zorunda değiliz ki. Hem ben çok zengin olacağım. Hepinizi de bu handan çekip kurtaracağım, anladın mı? Tabii tabii. Zengin olacaksın sen. Avluda. Şu kızımın bir mürvetini göreydim. Lizacığım, kızın mürvetini azıcık zor görün. Kızımız gözünü kitaptan ayırmıyor. Kitaptan ayrılmayan göz herif görür mü? Görmez değil mi? Kitap gibi herif şimdi nerede ortalıkta yok. Ortalık itinen, kopunan dolmuş. Var mı oraya, var. Hem de çok büyük bir ailenin oğlu. Kimmiş? Büyük Mavrokordoto'nun oğlu Yannis. Oo Yannis. Yannis de kim? Sarayda dragomanlık eder. Ne der? Ne yani? Yani adam söyler eznebi, bizimki çevirir bizim dili. Anladın? Hem de benim kız pek beğenirmiş. Haberin ola. Haberimiz oldu, iyi oldu. Da şey, Liza, tabanın altını öptüm. Bir laf var ha, davul bile dengi dengine çalarmış diye. Neyse bak, boş, hadi. Bir ağabeysine bak, bir de buna. Biri kitaptan basını alamaz, öbürü beladan. Yok canım, bana bak. Oğlunu, Niko'yu kimden aldığını bilmem ama kızım tam bana çekmiş. Ne? Aynı. Bana bak, akşam şu anamın mantısına yap da yiyek. Kız mantı yap, mantı gülme. Hadi eyvallah. Yiyeceksin işten olma, al sen geldin. Yeah.
Güzeli severler bak arasında, bak arasında. 3-5 güzel bir araya gelmişler. Benim sevdiceğim yok arasında, yok arasında. Bu türküyü nereden biliyorsun sen bakayım? Türkü bu, bilinir. Sen Eflak Boyvadası'nın kızı mısın? Yok ben. Yoksa Hint padişahının torunu mu? Yoksa Allah'ın Elif diye yarattığı sen misin? Cihanda böyle güzel bir kız gördün mü diye soruyorum gözlerime. Yok diyor. Ben Yeniçeriyim. Adım da Yusuf. Ey peri padişahının kızı, ey Elif. Yusuf'a bir ses ver. Adım Anna, hancının kızıyım ben. Anna mı? Ya şimdi hatırladım. Anna diye bir papaz karısı vardı. Öyle güzeldi ki. Kara kaş, kara göz. Seninkinin yanında tabii hiçbir şeydi ama azıcık şehlaydı. Nasıl yakışırdı o bakış ona? Vay vay vay. Yeniçeri efendi. Ama sen başka. Sen Allah'ın özenerek yarattığı bir şeysin kuzum. Dilim tutulmadan sana bunu söyleyeyim istedim. Keşke görür görmez dilin tutulsaydı da böylece boş boş konuşmamış olurdu. Yok. Benim aklım başıma sonradan gelir. Başıma geleni anladığımda da dilim tutulur. Adam, uzak dur. Bak hancının kızıyım dedim ben sana. Onunla bununla yılışırım demedim. Aa, o nasıl söz öyle? Sen hiç şiir okumaz mısın? Hikaye nedir bilmez misin? Okurum da, bundan sana ne? Görür görmez aşık olan bir adam işitmedin mi hayatında? İşittim de, bundan bana ne? Bana öyle oldu işte. Şu anda hayatımın manası değişti. Bak, bizi buraya getiren sebebi bir düşün. Bizi buraya getiren sebep mi? He. Babam yukarı çık dedi, o kadar. Ama ben geldim, ondan bir oda istedim. Bak, tesadüfe bak. Anam bana, odaya sağ adımla girersen he, kısmetin açılır demişti. He ya. Ama ben unuttum, ben sol adımla girdim. He. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Alçak herif! Ah. Akrep vardı şeyinde. Beni ne sandın sen? Akrep? Ulan deli Yusuf. O kadar harbi darbe girdin. Böyle sille yemedin. Önce bir kırklanacaksın. Demek beni eve almayacaktın ha? Büyük konuşma. Öyle deme Halim. Seni rüyalarımda hep başka kadınlarla görüyorum. Ben de rüyamda gelinler görüyorum. Bak sen, nasıl gelinlermiş bunlar? Ya rüya işte. Söz ver bana, bir başkası asla olmayacak Alim. Söz. Hani sen geldiğinde bir şey diyeceğim dediydin, neydi? Ben mi dediydim? Yusuf'la ben dedin durdun ya. Bilmem, unuttum. Şahin bakışlı, çok öfkelisin. Bunda bir iş var. Ama neden? Kantemiroğlu neden elinden çıkardı bunu? Madem kendisi Moskov'un elinde kaldı. Osman Ağa'nın kellesini niye hemen aldın? Bak şimdi şahidin bile yok. Haklısın validem. Gazaba geldik. Ben sahaflardan gelen kitaplara bakacağım.
Selametle validem. Selametle Şahin'im. Sultanım, İbrahim Ağa geldi. Emrettiğiniz üzere has bahçede bekler. Tam zamanı. İbrahim Ağa, demek ki laleler bile seni dinliyor. Aileme anlatmak isteyenin çiçeklere bile söyleyecek sözü vardır derler sultanım. Buyurun, beni çağırtmışsınız. Emrinize amadeyim. Şu gümüş laleyi bulan kulları görmek isterim ağa. Sultanım, Sekban başına haber salar buldururum sultanım. Sabah erkenden gelsinler. Hacı Hanım. Ay efendim. Anladım. Sen yine şairlik oyununa başladın. Seni bu dünya gözüyle bir daha gördüm ya, ne gam. Seni gözümle dünyada gördüm ya, ne gam. Her dolunay seni yad ederdim. Ah derdim. Şimdi çıkan aya, ben bakarken o da bakıyor mudur? O kadar çok seni düşünürdüm ki, yokluğuna varırdım. Bir Allah'ı sevmekte yalnızdım. Bir de seni. Her dolunayda ben de çıkar bakardım. Önce utanır, bakır renginde kızarırdım. Ben de Zeynep var mı derdim bazen. Seni o kadar düşünürdüm ki, kendi yokluğuma varırdım. Allah'ı sevmeden önce sana rastlasaydım, kafir olurdum. O yüzden Allah'a şirk koşmadım. Ben seninle bir oldum. Olmam istiraksam kapalıdır meyhane. Aç bakalım Mihaloğlu. Galata meyhaneleri hepten kapanacak. Padişahın emri var. Bak, bostancılar da burada. Seni bekler. Oo Yusuf Haki. Döndün demek ki seferden ha? Kapıyı bu sefer çalmışsın hanım evladı gibi. Çok mu dövdüler seni ha? Aslan. Kalmadı mı takatin? Aslan Yusuf Ali. Haydi geç içeriye. Özlemişim Mihaloğlu. Ben de.
Ne içersin, ne getireyim? Bırak içmeyeyim ya oğlum. Karamanlığın var ya, oraya yeni bir hancı gelmiş. Tanır mısın sen? Bilmem mi? Hatta anası benim küçük yeğenin vaftiz anası. Hah yaşa. Senin bu hancının öyle bir güzel kızı var ki. Öldüm bre, öldüm. Ya ben bundan böyle iflah olmam. Anladır hadi. Çok güzel bir kızdır. İnsin zordur Yusuf Aki. Bu kız zerafetten anlar. Her daim kitap okur. Hatta sihir bile yazdığı söylenir. Bilesin. Ben ne yaptım bre? Ben ne yaptım? Kızın baldırında akrep vardı. O fark etmeden, çığlığı basmadan alıp atayım dedim. Lakin başka bir şey sandı. Sağlam kızmış. Bastı tokadı. İyi yapmış. Bittim Mihaloğlu. Ben bittim. Doğru. Bitmişsin. Mihaloğlu. Bak. Anna ile aramızı sen yaparsın bre. Ohi. O ise beni bulaştırma. Yeniçeri adamsın Yusuf. Bugün var, yarın yok. Git işine. Ne oldu Ali? Sende bir hal var. Zeynep. Ha. Ben unuttum dediydim ya. Unutmadım. Geldiğimden beri söyleyeceğim ama dilim varmıyor. Zeynep ben Cezayir'e sürüldüm. Böyle ağlarsan anlatamam ki. Ben böyle bir şey ağlamadan nasıl dinleyeyim Alim? Öyle hasretim ki sana. Gelir gelmez gidiyorum diyorsun. Ben ne yapayım şimdi? Söyle neden sürdüler seni? Yalnız beni değil, Yusuf'u da. Moskova cenginde bir adamın elinde bir torba bulduk. İçinden değerli bir şey çıktı. Bizi çapulla suçladılar ve sürdüler. Cümle günahımız bu. Ama haksızlık bu. Hakkın göstermeye delil olur. Fakat kör olanlar görmez bu hali. Sen münkirsin, sana haramdır bade. Sen münkirsin, sana haramdır bade. Bekle ki içesin öbür dünyada. Bah saçma harabi bundan ziyade. Çünkü bilmez haram ile helali. Bah saçma harabi bundan ziyade. Çünkü bilmez haram ile yorgun musun aslanım? Bu gürültü de ne?
Dışarıdan mı geliyor? Yan avludan gelir. Marco'nun oyun kolunun avanesi çalışır orada. Ne gırtlak var bir heriflerde. Aklımda anla. O da uyutmuyor. Bunlar da. Ben bir bakayım. İstersen sonra git ha. Yavaş aslanım, yavaş. Yusuf'um. Yok, yavaş. Ineyim. Ya. Evet millet, bahisler konulsun. Hazır. Al şunu. Marco, İtalyan Nico'yu oynadı. Bilekte de demir 3.50 kaybetmiyor. Bahisler birikti. Hop, aslanım. Oynaşa mı geldin? Pulun var mı? Burası ticarethane. Dövüşe de, seyre de pay vereceksin. Kimi yakacağım bileyim de. Ona göre. Göster keseni, yakalım çırını. Bak, meydandaki nasıl? Olur. İyi, o zaman pay vereceksin. Oo, ağam ben bununla değil ejderha. İki zümrüdü anka salarım be. Gel benimle. Millet, şimdi sıra geldi ejderha zengine. Bir tarafta Galata'nın bileği bükülmez, eti yenmez. Teni zehirden, tekmesi değirmen. Rum ateşi, tepegöz yıko. Diğer tarafta... Senin adın neydi? Yusuf. Deli Yusuf. Diğer tarafta da... Deli Yusuf. Keseden açtı. Görmeyen görmez olsun. Yala! Ah be Yusuf'um, ah! Ne yaptın? Ana. Ana. Anasını özleyen Yeniçeri ha? Vah Osmanlı'ya, vah! Hadi! Niko! 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 Senin annenin abisi Niko budur işte. Niko! 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 Kazaklardan ne haberler getirdin Nasri? Kazak haydutları razı ettim. Şu Karadeniz'den gelen kalyona yükle hepsi. Hazine asıl sahibine geri dönüyor. Gevher Hatun, kazaklara ne teklif ettin onu merak ediyorum.
Kazaklara size 2 milyon kuruş vereceğiz dedim. Gevher Hatun der ki Brut Savaşı bitmedi. Artık sokak aralarında devam edecek. Petro'nun gücünü Osmanlı'nın ensesinde hissettireceğiz. Osmanoğlu'na dünyayı dar edeceğiz. Bu basit bir savaş değil. Brut'un bedelini misliyle ödeyecekler. Ha! Tamamdır ağam, hepsini indirdik. Bu kadar mı? Nerede gerisi? Demek Moskova zinesi İstanbul'a kadar geldi. Gevher Hatun der ki tüm hazine burada Gevher Hatun tayfesi için paraya dönüştürülecek. Sultanımızın emri olur. Malı hemen dağıtmaya başlayın. Önce haber salın, yoklayın. Galatalı kefereler, kuyumcular, eşkıyalar. Osmanoğlu asıl şimdi korksun bizden.